Merhaba arkadaşlar. Bugün size Call of Duty Black Ops 4 Blood of the Dead zombi haritasında maymun bombasının nasıl yapılacağını anlatacağım. Hepiniz bana kulak kesilin ve maymun bombasını nasıl elde edeceğinizi öğrenin. Evet. Öncelikle önemsememiz gereken konulardan bahsedebileceğim tek şey sağ alt köşede gördüğünüz dörtlü iksirlerimiz var. Ve o iksirlerden birini Special Weapon'ı daha hızlı doldurmamızı sağlayan eliksirle doldurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü maymun bombasını elde edebilmemiz için Special Weapon'ımızı kullanmamız gerekecek ve onun en az level 2'de olması gerekecek. Level 2'de olması için de Special Weapon'ımızla birçok zombiyi öldürüp level 2'ye ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi Special Weapon'ım bombamın yanında duran ve L1 artı R1 ile çalıştırdığımız silahtan bahsediyorum. O level 1'de ve boş. O doluyor. Zamanla zombileri öldürdükçe doluyor. Ve benim en sağdaki eliksirimi içtiğimde daha hızlı doluyor. Tabii daha hızlı dolmasını eliksirle bile sağlamak için yine daha çok yani zombi öldürmemiz gerekiyor. Durduk yerde dolmuyor arkadaşlar. Perklerimiz istediğimiz herhangi perki alabiliriz. Orta alttaki perklerden bahsediyorum. O önemli değil. Aslında ben bir tropi peşindeydim. O yüzden perklerim 3 Secret Sauce artı PD Slider. Ancak burada onu anlatmayacağım. O yüzden burada maymun bombasını anlatacağım. Ve ona odaklanıyoruz. Şimdi solo mu oynayayım yoksa botlarla mı oynayayım yoksa online mi oynayayım derseniz. Eğer ki arkadaşınız varsa tabii arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Ancak yoksa botları tavsiye etmiyorum. Ben botlarla da denedim. Botlar biliyorsunuz Call of Duty'de böyle seçeneğiniz var. Custom Games'den bilgisayar olan oyuncuları kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Birden 4'e kadar ekleyebiliyorsunuz. Yani en az bir botla veya iki botla toplam 3 oluyor sizle birlikte. Ya da toplamda 4 kişi olmak kaydıyla 3 botla da savaşabiliyorsunuz. Ancak botlar sizden yani size bağımlı oluyor. Nereye giderseniz sizi takip ediyor. Ve maymun bombasını elde edebilmemiz için Special Weapon'ımızla belli bir noktada öldürme gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi oraya gittiğimizde botlar da gelecek. Botlar da öldürecek. Bu bakımdan çok uzar. Çünkü 20-30 zombi öldürmemiz gerekiyor. Special Weapon'ımızla. Çok uzar. Çünkü botlar öldürüyor. O nedenle botları tavsiye etmiyorum. Ben maymun bombamı bu oyunda online ve tanımadığım oyuncularla oynadığım bir oyunda elde ettim. Çünkü normal oyuncularla oynadığınızda onlar kendi misyonları peşinde koşuyorlar genelde. Yani bir oyunda bir başkasının da sizin gibi maymun bombası peşinde koşması pek beklenemez. O nedenle onlar kendi misyonda olduğu için gelip de sizin o alanınıza gelip öldürmeye yapma ihtimali az. Yani yapmaz büyük ihtimalle. Online oyuncularla oynamak, botlarla oynamaktan daha uygun diye düşünüyorum. Zaten ben botlarla denedim arkadaşlar ve botlarla yapamadım. Çünkü botlar hep bütün zombileri bulunduğum yere benimle geldiler ve tüm zombileri öldürdüler. Bana daha zombi kalınca sürekli yani uzadı uzadı oyun. Bir de bilmiyorum bu glitch mi yoksa böyle mi oldu artık update'le son hali bu mu? Call of Duty'de botlarla oynadığımda bile öldüğümde review yapılmaz oyun bitiyor. Yani
Last Stand'de kalıyorum. Kimse botlardan hiçbir beni diriltmezse oyun şeyin bitince Last Stand'ın bitince bitiyor arkadaşlar. Bu da ilginç bir şey. Çünkü daha önceki oyunlarımda böyle bir şey olmuyordu. Last Stand'dan sonra diriliyordum diye düşünüyorum. Her neyse konudan sapmayayım. Şu anda gördüğünüz gibi beni birisi diriltti ama bot değil, normal oyuncu, canlı oyuncu. Arkadaşlar ve bizim catwalk'tan geçmemiz gerekiyor ve ben catwalk'u tek başıma bir türlü geçemiyorum. Bu nedenle solo oynamak da zor. Ben solo yapmayı tavsiye etmiyorum. Zor arkadaşlar. Evet, maymun bombamızı elde edeceğimiz noktalardan birinde, yani yakınım oralarda. Yani bu buralarda catwalk'tan geçmemiz gerekiyor maymun olmasını elde etmemiz için. Ve Special Weapon'ım hala level 1'de arkadaşlar şu anda. Ben bu arada neleri kullandığımı bahsedeyim. Ben hiçbir silahı tavsiye etmiyorum. Herhangi bir silah olabilir arkadaşlar. İstediğiniz silahı kullanın. Çünkü mermi bombasını elde etmeniz için zaten Special Weapon'ı kullanacaksınız. O nedenle silahla vurmanız sayılmıyor. Çünkü o noktaya geldiğinizde Special Weapon'unuzu da öldürdüğünüz zombilerin ruhunu maymun bombası emerek kendi güçlendiriyor. Ama silahla vurduğunuzda onların ruhu maymun bombasına geçmiyor. O nedenle bunun bir anlamı yok. Sayılmıyor. Öldürmenizin bir anlamı yok. Ama şu var ki şimdi orada kaldığınız müddetçe Special Weapon'unuzun yeterli sayıda zombiyi öldürmesi lazım. Ve dar bir alanda kalıyorsunuz. O nedenle dikkat etmeniz gerekiyor, ölmemeniz gerekiyor. Bunu siz başaracaksınız. Biraz oyun yeteneğinizi kullanacaksınız. Deneyimiz varsa onu kullanacaksınız. Şimdi benim oyunuma geçelim arkadaşlar. Biraz hızlandıracağım. Şu anda level 6'dayım ve gördüğünüz gibi hala Special Weapon'ın level 1'de ve ben devam ediyorum oyunuma. Evet. Şimdi biraz hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyunum hızlı sararken ben o Special Weapon'ın hızlı doldurmamızı sağlayan eliksirin ismini de söyleyeyim sizlere. Onun ismi Arsenal Accelerator. 5 dakika boyunca Special Weapon'ınızın hızlı dolmasını sağlıyor arkadaşlar. İngilizce açıklaması Charge your special weapon faster. Böyle. Bunu da zaten eliksir kısmından ediniyorsunuz oyun başlamadan önce. Böylelikle bunu da tavsiye ediyorum. Ve ben hızlı hızlı görüyorsunuz 9. level. Daha bakın Special Weapon'ım 1. level'da. Oyun 9. level'da ilerlerken. Bu arada ben sanırım Pack a Punch da yapmıştım. Gördüğünüz gibi kalkanımı da edinmişim. Mutlaka edinin. Zaten hemen yapamazsınız. Gördüğünüz gibi 4 oyuncuyla oynuyorum. Hepsi online oyuncu. Ve daha 11. level'da ben level 1'deyim. Yani bu hemen ilk 10 level'da falan olabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki mermi olmasa ne yapılır? Mermi olması çok yararlı ve Blood of the Dead bence zombi haritalarında parasız standart olan haritalarda en zor harita, en zor map. Mermi bombası da yani şartı diyebilirim. O nedenle edinilmesi gerekli. Zaten o kadar da zor değil. Ve ben bir trapi peşindeyim. O trapim için de lazım. O trapinin şeyinde size sunacağım yaptığımda. Daha o trapiyi almadım. Çünkü mermi bombasını ediniyordum. Edinme peşinde koşuyordum. O nedenle o kaldı. Gördüğünüz gibi yani Pick up punch değil, pardon. Böyle gidiyorum ben şu an hızlı hızlı. Evet arkadaşlar, daha mermi bombam yok. Şu anda
Başka bir bombam var. Şey atınca böyle şey yapan mor bir şey yayan bir bomba var. Sıvı yayıyor. O da ona zombiler gelince böyle ultraviyole bir alevde yanıyor gibi bir şey yani acayip bir şey. Arkadaşlar şu anda maymun bombasını edeceğim bölümde special weapon'ımla öldürmedeyim. Ve level 14'e ulaşmışım. Level 14'te Special Weapon'ım 2'ye geçmiş. Gördüğünüz gibi hemen bakın öldürdüğüm zombilerden mavi ruhları maymun bombası tarafından emiliyor. Maymun bombası arkamda duruyor. Yeterli derecede öldürdükten sonra o mavi bir renge dönüyor. Şu anda taşlaşmış halde hiçbir rengi yok. Yeterli derecede öldürme yaptığınız zaman bakın görüyorsunuz taşlaşmış halde şu anda. Öldürmeden sonra böyle mavi bir ışıkla bürünecek ve biz onu silahımızla vuracağız. O da havaya uçuyor. Daha sonra onu Richtofen Laboratory'den alacağız ve maymun bombamız bu şekilde hazır olacak. Hazır olmuş olacak. Gördüğünüz gibi bu alanda şu anda Special Pin'im bitti ve ben normal silahımla öldürüyorum ve bunlar maymun bombasına hiçbir şekilde etki etmiyorlar. O nedenle kendi CD kısmında sıkıştırmama gerek yok. Çünkü sıkıştırınca kendimi dar alanda daha da zor bir duruma sokabilirim. Şu anda gördüğünüz gibi Arsenal Accelerator'ımı da içmişim. Boş orası gördüğünüz gibi. İçince orası boş oluyor. Ve Special Weapon'ımın tekrar dolmasını bekliyorum. Tekrar dolunca tekrar CD Seed yazan bölüme gidip Special Weapon'ımla zombi öldürmeye devam edeceğim. Ve maymun bombamın mavi ışıklı hale dönmesini bekleyeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi bakın bombam var. Şu andaki bombamdan atmışım. Yere böyle gaz gibi bir şey veriyor ve onlar o zombiyi öldürüyor. Evet. Burası arkadaşlar CD Seed yazan bu bölmeye giriyorsunuz. Special Weapon'unuzla zombileri yeteri kadar öldürdükten sonra maymun bombanız orada hazır oluyor. Vuruyorsunuz Richtofen Laboratory'den alıyorsunuz kareye basıp ve sizin oluyor. Bu arada Special Weapon'um dolarken ben şunu söylemek istiyorum. Hala bakın maymun bombam bu arada taşlaşmış vaziyette aktive olmamış. Aldığım çeşitli gördüğünüz perklerden dolayı bazı şeyler oluyor. Mesela zombiler alev alev böyle daha bakın orada bir tane gözüktü. Duvarın ardından gözükebiliyor. O ilk perkim. Biri yazan yerdeki perkimden dolayı göz işaretli bir perk var. İkinci kola yazanın altındaki perkim Death Kiss gibi bir şeydi. Ölüm öpücüğü galiba. Orada da zombiler yaklaştığında donuyor. Size bana yani dokunduğunda donuyorlar. Üçüncü perkim Quick Revive. Daha hızlı revive sağlıyor arkadaşıma. Dördüncüsü de PDS'lardır. Zaten ben PDS'ler arkasından bir trophy var onun peşindeydim. Onun için ben 3 tekrar sos aldım. Bir de PDS'ler düz aldım. Çünkü o trophy için bunu böyle bir düzen perki lazım. Perk düzeni lazım. Bu arada CD'de ölümlere devam öldürmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda Special Weapon'um hazır konumda. Şunu demek istiyordum. Blood of the Dead'de kadın karakter yok. O yüzden erkek karakter olmak zorundayım. Ama normalde diğer zombilerde olunabiliyor. Ben onlarda kesinlikle kadın karakter olmadan oyuna başlamıyorum arkadaşlar. Çünkü bir bayan olarak kadın olarak yani kız olarak karakter olarak oynamak istiyorum tabii ki de. Ama burada yok. Blood of the Dead neden bilmiyorum. O nedenle böyle. Evet arkadaşlar, kola perkimin etkisi. Evet, maymun bombam hazır. Bakın, alev alev yanıyor. Alevlenmiş böyle mavi değilmiş pardon, alev şeklinde olmuş. Şimdi ben onu vurdum, o havaya uçtu arkadaşlar. Şimdi ben buradan gerisin geriye ilk başladığım yere Ekrafan Laboratuvarı'ya gideceğim. Bu arada demin aldığım o şey hani çift kılıç. Çapraz şekilde konuşlanmış çift kılıç da bir power up ve o da onu aldığınız zaman special yapanınız yeni de kullanmış olsanız tekrar full hale geliyor. Bu önemli bir power up arkadaşlar ama onu nasıl ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Zombi öldürürken çıkan power up'lardan birisi.
Kabum falan da geliyor biliyorsunuz. Power up. İşte o power up bu mavi bombasına çok işe yarar. Ben şimdi Tanş Square'dayım. Oradan çıkıyorum. Regression Yard'dan geçeceğim. Burada da bir törpü vardı arkadaşlar. Onu denedim. Çok da ilerledim. 30'da falan geldim. 30'u geçtim level'larda ama Regression Yard'da artık bir glitch mi var? Bir detay mı var? Bilmiyorum. Oradaki törpüyü alamadım. Ya inceleyenler bilir. Regression Yard'da da bir anlamda törpü var arkadaşlar. Zor bir törpü. Bu mavi bombasına trap yok. Mavi bombasını ediniyorsunuz bu şekilde. Demek ki yani bu map'te o kadar önemli ki ayrı bir mission olmuş. Evet, şimdi yolun ilk başladığım yere gidiyorum. Evet, West Grounds'dan Modern History ise girdim aşağı iniyorum arkadaşlar. Rick Defense Laboratory'deyim. İşte mavi bombam burada ve hemen aldım. Kareye basıp aldım. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi Rat Fire bombamın yerini mavi bombası aldı. Artık o bir diğer önceki oyuna başladığım bombayı kullanamam. Bundan sonra hep mavi bombasıyla devam edeceğim arkadaşlar. Mavi bombası attığınızda bütün zombiler ona yöneliyor. Onun peşine gidiyor. Siz de boşta kalıyorsunuz. Zombilerden kurtulmuş oluyorsunuz. Çok yararlı bir bomba. Gerçekten. Ve 3 tane eriyor arkadaşlar. Çok güzel. Ayrıca mavi bombasını diğer bir edinme şekli de şans meselesi ama o. Şey, Mystery Box'ta çıkabilir ama genelde çıkmıyor arkadaşlar. Blunder God ondan çok daha fazla çıkıyor. Ama mavi bombası çok daha seyrek çıkıyor. Yani bana bir defa mı çıktı artık o kadar oynadım. Çok az çıkıyor. O nedenle beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mavi bombanızı almanıza yardımcı olduysam çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Sevgiler, saygılar. Yeni bir oyunumda görüşmek üzere diyorum. Ve Call of Duty'de bol bol zombi öldürmenizi diliyorum benim gibi. Evet, iman bombalamalar diyorum. Görüşürüz.